Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli izleyiciler, bir manşetten millete programıyla daha hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden pazar. İnşallah hayırlı bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu geçirirsiniz dileğiyle manşetten millete programımıza başlayacağız, ama şunu da hatırlatalım öncesinde. Biliyorsunuz ki dünden beri fragmanlar dönüyor. Bugünkü öncelikli konuğumuz Fırat Kalkanı Operasyonu. Sizin ve görüş ve öneriniz bizler için çok önemli demiştik fragmanda. Sizlerden gelen mesajlar var. Ya bayağı bir bakıyorum şu an gelen mesajlara. Çok yoğunlukta mesajlar var. Herkes görüşlerini beyan etmiş. İşte herkesin Fırat Kalkanı Operasyonu'ndaki görüşleri farklı farklı olabiliyor. Birisi Amerika'ya meydan okumuş, birisi gerekli bir adımdı, birisi gereksiz bir adımdı, kesinlikle böyle bir adım neden oldu diyenler var. Herkesin kendi görüşünü yansıtan mesajlar var kıymetli izleyiciler. Onları da size ara ara aktarmaya çalışacağım. Eğer sizler de Fırat Kalkanı Operasyonu ile alakalı bizlere ulaşıp görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz 0216 488 0488 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. 0538 330 9742 numaralı hattan da bizlere mesaj yoluyla, WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla da ulaşıp siz de Fırat Kalkanı Operasyonu ile alakalı görüş ve önerilerinizi buradan ulaştırmak istediklerinizi bizlere aktarabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Bizler de buradan inşallah onları okuyarak aktarmış olacağız. Şimdiden hepiniz ekranları başınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer sosyal medyadan da bizi takip etmek isteyenler varsa Facebook üzerinden de canlı yayınımız başladı. FM TV yazarsanız zaten büyük harfle FM TV yazılınca bizim kendi sitemiz çıkıyor. Siteden bizleri canlı olarak da İzlemek isteyenlere iletebilirsiniz kıymetli izleyiciler. Böylelikle bizleri sosyal medyadan da, Facebook hesabından da izleyebilirsiniz canlı yayınla. Dedik bugün Fırat Kalkanı Operasyonu'nu değerlendireceğiz. Öncelikli konumuz bu, baş konumuz bu. Diğer taraftan manşetlerle ilgili de sizler de görüş ve önerilerinizi iletişim adreslerimizden bizlere aktarabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Bugün Yeni Şafak gazetesinden gündemi değerlendirmeye başlayalım. Manşetlere şöyle bir göz atalım. ABD terörü Çukurca'da başlığını görüyoruz. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bugün böyle. Star gazetesine bakıyoruz. Atın şunu meclisten. Önemli başlıklardan bir tanesi. Her zaman demiştik kravatlı teröristler vardı. Biliyorsunuz teröristlere yardım ve yataklık yapanlar vardı. Buna işte Star gazetesi atın şunu meclisten olarak manşet yapmış. Rusya ve Çin'le güçlü adımlar G20 zirvesi kapsamındaki manşetini böyle aktarmış. Akit gazetesi, Yeni Akit gazetesi. Sabah gazetesi de liderlerden Erdoğan'a FETÖ'ye karşı tam destek ifadesini görebiliyoruz. Manşetini görebiliyoruz. Manşetlere bir göz attığımızda bu şekilde. Yeni Şafak gazetesine arkadaşlar ekran alalım. Hemen başlıkları sizlere aktaralım. Yeni Şafak gazetesindeki öne çıkan başlıklar neler? ABD terörü Çukurca'da başlığını görüyoruz. Ağır darbe, 147 PKK'lı öldürüldü. Biliyorsunuz ki bunların bizlere saldırmasıyla birlikte tabii ki askerimiz de bunun alakalı operasyona geçti. Ve 147 PKK'lı terörist öldürüldü. İnşallah bunun da devamı gelir. Hemen yukarıda Çin zirvesi başlığını görüyoruz kıymetli izleyiciler. Kırmızı başlıkla atılmış, Yeni Şafak'ın sür manşetinde bu şekilde bir başlık atılmış. Enerjik işbirliği, biliyorsunuz ki Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da Çin G20 zirvesi kapsamında enerji ile alakalı önemli adımlar atıldığını aktardı. 15 Temmuz desteği de başlıklar altında Erdoğan'a, bütün ülkelerden 15 Temmuz desteği de geldiği söyleniyor. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış, bunları da sizlere aktaracağız. Tanklar Çoban Bey'de diğer bir başlık kıymetli izleyiciler. Hemen alt kısımdaki diğer bir başlık Fırat Kalkanı da ikinci cephe. Dedik ya Fırat, bugünkü öncelikli konumuz Fırat Kalkanı operasyonu. İlkten Cerablus'tan girmiştik. Şimdi Çoban Bey'den girdik ve 93 kilometre ve 45 kilometre genişlik
açısından güvenli bölge oluşturulması noktasında bu harekatın başlanılmıştı. Hatta Cumhurbaşkanımız demişti ki sabır 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 nereye kadar demişti. En sonunda gerekeni yaptık, hatta geç kaldık ifadesini de bizler ekleyebiliriz. 3 Hacı Haber, 16 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer bir başlık, bunların hepsini aktaracağız kıymetli izleyiciler. Darbenin Cumhurbaşkanı hazırdı başlığını görüyoruz. Yatırım zamanı. Binali Yıldırım'ın da yatırımcılarla konuşmasında artık yatırım yapın dedi. Yatırımın önemine değindi Binali Yıldırım. Evet, Yeni Şafak gazetesinin manşetini sizlere hemen aktaralım. Fırat Kalkanı operasyonunu engellemek isteyen ABD, PYD'yi, MÜMMİÇ, PKK'yı da Hakkari Çukurca'dan harekete geçirdi. Çok sayıda terörist kanlı eylemler için Çukurca, Dağlıca arasındaki hattan sızmaya çalışıyor. Hava ve kara operasyonlarında toplam 147 terörist öldürüldü. 7 askerimiz şehit düştü. PKK'lı teröristlerin sızma girişimi bir hafta kadar önce başladı. İstihbarat üzerine harekete geçen TSK 29 Ağustos'tan itibaren Çukurca ve sınır ötesinde hava destekli operasyon yürütüyor. Hedefler günde 2-3 hava harekatıyla vurulurken karada da 1. Komando Tugayı'na bağlı komandolar örgüte nefes aldırmıyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çukurca'daki hareketlilik BYD'nin MÜMMİÇ'e yığınak yaptığı tarihe denk geliyor. Teröristler Çukurca'dan şehirlere dağılıp eylem yapmayı ve Suriye'de sıkışan örgüte nefes aldırmayı planlıyordu. Erken istihbarat PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. Operasyonlarda 147 terörist öldürüldü. Biliyorsunuz ki MÜMMİÇ'in de önemine binaen Amerika Birleşik Devletleri açıklama yapıyor ve diyor ki PYD, YPG yani terör örgütleri Fırat'ın doğusuna çekilmiş durumda. Artık operasyonu durdurun. Çünkü operasyonu kesinlikle istemiyordu. Biliyorsunuz ki ABD'nin oradaki oyununu bozmuş oluyorduk. Ama Cumhurbaşkanımız çok net tavrını sergiledi. Dedi ki eğer Fırat'ın doğusuna geçtiyse bunu biz tespit edeceğiz. Biz bunu tespit ettikten sonra ancak bu operasyonu durdururuz. Ama şu anda teröristler Fırat'ın doğusuna, Moğusuna geçmiş değil açıklamasına bulundu. Size güvenmiyoruz bir nevi dedi. Amerika'ya net mesaj vermiş oldu. Bundan sonra Amerika'nın sözünün geçerli olmadığı bir Suriye görüyoruz. Çünkü buradaki operasyonların boğazımıza kadar geldi artık tepemize kadar çıktılar sabır sabır nereye kadar ifadesini hatırlatarak gerekli adımın şimdi atılması Amerika'nın zoruna gitmiş olacak ki MÜMMİÇ'e yığınak yapıyor. Yani PYD'ye destek çıkıyor, YPG'ye destek çıkıyor, DAEŞ'e destek çıkıyor. Bu şekilde bir hareketlenme içine girmek istiyor ama bunda da başarılı olamayacaklar Rabbimizin izniyle. Hemen devam edelim. 3 Hacı Haber, 16 şehit. Biliyorsun ki bu operasyonlarda 16 şehidimiz var. 7 askerimiz de şehit düşmüştü. 147 terörist öldürüldüğü operasyonda. Çukurca'da 147 teröristin öldürüldüğü terör operasyonlarında 7 asker şehit düştü. 20 asker yaralandı. Hakkari'nin Şemdin ilçesinde de yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5. Van'ın Tendrek Dağı kırsalındaki çatışmalarda 4 asker şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 16 tane oradan şehidimiz var. Toplam 24 şehidimizin olduğu söyleniyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim bize de şehitlik makamını ihsan eylesin. Rabbim onun yolunda gitmeyi, hakkıyla gitmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli izleyiciler, duaları eksik etmeyelim. Dua yapalım. Dua. Rabbimize sarılalım. Rabbimize yönelelim. Başka bir çıkış kapımız yok çünkü. Bizi her dara düştüğümüzde Rabbimiz kurtardı. Onun için dara düşmeden Rabbimizi hatırlayalım ki Rabbimiz bizi yücelsin. Evet, dualarla uğurladık başlığını görüyoruz. Dar geçitte PKK'lı teröristlerin kontrol noktasına düzenlediği saldırı şehit olan 2 askeriyle bir korucu için Mardin 70. Mekanizma Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Çukurca'da şehit düşen uzman çavuş Kadir Çelebi ise Kayseri'de 5000 kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Biz dualarla her zaman yanındayız. Dedik ya her zaman bunun sebebi olanlar cezasını bulmalı. Hem siyasi kolu hem de teröristler, kravatlı teröristlerle diğerleri cezasını bulmalı. Artık meclise barınmamalı.
Yatırım zamanı. Başbakan Binali Yıldırım bugün Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik teşvik paketini açıklayacak. Tarım, ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yatırımcıya teşvik verilecek denilmiş. Biliyorsunuz ki köyüne dönen gençlere de 30 bin lira müjdesi vermişti. Köyüne, hani orada yatırım yapılacak, ziraatla uğraşacak gençlere de 30 bin lira para, karşılıksız para verileceğini söylemiştim. Soylu belediyeleri uyardı. Mardin'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise belediyelerin terörü desteklemesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bu şekilde Soylu'nun da biliyorsunuz ki 15 Temmuz'da tek başına, yani tek meydana inen bakandı. Bununla alakalı da biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı'na atandı kendisi. İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. Efkan Ala'nın istifa etmesiyle birlikte. Bununla birlikte de önemli detaylar ortaya çıkıyor tabii ki. Neden bıraktı, neden istifa etti soruları akla geliyor ama bunların tam net bir şekilde cevabı yok kıymetli izleyiciler. Darbenin Cumhurbaşkanı hazırdı. Özel bir televizyon kanalının aralarında bulunduğu TV yöneticileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu 15 Temmuz ile ilgili kritik bir detay anlattı. Darbecilerin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasi görevlendirmelere ilişkin kitapçık hazırladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kitapçık hükümetin elinde var ama görmedim, detaylarını bilmiyorum dedi. Açıklamasında bu şekilde yapmış Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'nun son tavırları da hiç kabul edilebilir değil. Joğun basın da gelmesiyle, gerek suikastin düzenlemesiyle, kendisine biliyorsunuz suikast düzenlenmişti. Başarılı olamadılar. Şükürler olsun. Ama bakıyoruz ki hep şu anki açıklamaları, son açıklamalarını biliyorsunuz ki yani eski 15 Temmuz'dan sonraki tavrının değiştiğini gösteriyor şu an Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. İnşallah değişmez diyoruz. Şu dik duruşumuz, birlik ve beraberliğimiz değişmez diyoruz. Şu zaman birlik ve beraberlik zamanı, inşallah değişmez diyoruz ama buna da çok da güven olmaz. Onu da söyleyelim. Fırat Kalkanı'nda iki cephe. Tanklar Çobanbey'de. Fırat Kalkanı operasyonunda ikinci dalga başladı. Türk tankları 5 günlük hazırlık sürecinin ardından Kilis'e bağlı Elbeli ilçesi Ali Mantar köyünden Halep'in kuzeyindeki Çobanbey'e girdi. 18 kilometreye düştü. Birlikler saat 13'te 4 tankla sınırdan girdi. İlerleyen saatlerde 10 tank, 6 zırhlı araç ve iş makineleri sevk edildi. Bir saat sonra Buzluca, Molla Yakup ve Havadat DAEŞ'ten temizlendi. Cerablus'tan batıya ilerleyen muhalifler de Arap İzze köyünü ele geçirdi. Cerablus ile Çobanbey arasında teröristlerin kontrolündeki bölge 18 kilometreye kadar düştü kıymetli izleyiciler. 18 kilometreye kadar düştü. Biliyorsunuz ki DAEŞ'in, yani o fotoğraf paylaşılmış, bir harita paylaşılmış, gri olan kısımların DAEŞ'in elinde olduğu ve DAEŞ ve PKK, YPG ve PYD elinden buraların temizleneceği aktarılmıştı. Güvenli bölgenin aslında yavaş yavaş oluşturulmaya başlandığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki hedef bununla alakalı kimsenin de bize bir ifade kullanma gibi bir hakkı yok. Çünkü Birleşmiş Milletler maddesine göre, 52. maddesine göre de biz kendi haklarımızı, yani eğer sınırımızda bir tehdit gördüğümüz zaman bununla alakalı her türlü girişimi yapabileceğimiz hakkında maddeler de var. Hani kimse şundan dolayı korkmasın. Hani biz oraya girdik de bize karşı bir operasyon başlatabilirler. Hani bir hukuksuz, siyasi bir açıdan bir anayasa işte madde açısından, yani bir nevi bize bir ifade kullanabilirler, bir hamle yapabilirler diye bir sıkıntı da olmasın. Çünkü Birleşmiş Milletler, NATO birlikleri buna göre 52. maddesinde bizim sınır güvenliğimizin sağlanması için biz o maddeye göre her türlü hamleyi yapabiliriz. Bununla alakalı da bir sıkıntımız yok. Böyle bir anlaşma yapılmış zamanında kıymetli izleyiciler. Evet, Özgür Sur Yordusu Kubba havaalanını ele geçirdi. Bakıyoruz ki ilerleyişleri de devam ediyor. Bizim de desteğimizle, yani Türkiye'nin de desteğiyle güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde ilerleniyor. Güvenli bölgenin oluşması için de emin adımlar atılıyor. İnşallah oradaki adımların da devamını temenni ediyoruz kıymetli izleyiciler. Hemen sürmanşete bir göz atalım. Yeni Şafak'ın sürmanşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 9 Ağustos'taki St. Petersburg'dan sonra dün Çin'de ikinci kez görüştü.
Çin zirvesi çok önemli adımlar. 2 saat süren görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan çok önemli geleceğe yönelik gerek siyasi, ekonomik, gerek bölgesel birçok konuları ele alma fırsatımız olacak dedi. Carter teşekkürü, enerjide atılacak adımların süreci güçlendireceğini belirten Erdoğan, Carter seferleri nedeniyle Putin'e teşekkür etti. Putin ise Türkiye'nin önemli terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 15 Temmuz desteği başlığını görüyoruz. Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hangzhou kentindeki G20 Liderler Zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Jinping, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete desteklerini iletti. Jinping, FETÖ ile mücadelede yanındayız dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kıymetli izleyiciler. Enerjik işbirliği başlığını görüyoruz. Enerjik işbirliği Türkiye, Çin ile enerji ve ulaştırma konularında stratejik imzalar attı. Enerji Bakanı Berat Albayrak, 3. nükleer santrale Çin-ABD konsorsiyumunun talip olduğunu ve tarafların yer seçimi için önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi. Albayrak, Pekin'i Londra'ya bağlayacak hızlı tren projesinin Kars-Edirne ayağına Çin'in çok önem verdiğine dikkat çekti kıymetli izleyiciler. Bu şekilde de aktaralım sizlere Yeni Şafak'tan aktaracaklarımız, Yeni Şafak gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar. Evet, dedik ya Fırat Kalkan Operasyonu bugün öncelikli konumuz. Bununla alakalı sizler de bizlere mesaj atabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Arkadaşlarım iletişim adreslerini hemen ekrana yansısınlar. Sizler de bizlere Fırat Kalkan Operasyonu ile alakalı iletmek istediklerinizi bizlere aktarabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Gelen mesajlara şöyle bir yer verelim. Allah yardımcıları olsun, önce bir meclistekileri temizlemekle başlasalardı daha çok mantıklı olacaktı. Adamlar resmen terörist. Köln'deki PKK gösterisine katılıyorlar. Sonra da Türkiye'ye gelip hiçbir şey olmamış gibi el kol sallayarak geziyorlar. Bu beni çıldırtıyor. Van'dan Mehmet Bey göndermiş. Doğru. Çünkü biliyorsunuz ki bunların siyasi kolları da var bu teröristlerin. Teröriste destek veriyorlar ve son açıklamaları da onun da birazdan haberini paylaşacağız. Hatta Star Gazetesi'nde kıymetli izleyiciler hemen o başlığı okuyalım. Türkiye şehitlerine ağlarken Demirtaş Almanya'da PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini ilk kez yüksek sesle itiraf etti. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem partisine ihanet etti denilmiş haberin detayında. Bakın çok önemli detaya değinmiş kıymetli izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu konuda. Hemen diğer bir mesajı sizlere aktaralım kıymetli izleyiciler. Errai yani Çoban Bey'e Türk tankları sonradan girdi. DAEŞ Çoban Bey de geri çekilme yaptı. Özgür Suriye Ordusu Çoban Bey'i aldı. Türk tankları ondan sonra Çoban Bey'e girdi. DAEŞ belli bölgelerden çekilip yerini Özgür Suriye Ordusu'na bırakıyor. Güneye doğru derinlikli bir hat oluşturuyor. DAEŞ BAP onlar için önemli. Özgür Suriye Ordusu BAP'a saldırmaz. Muğla'dan İsmail Bey'i göndermiş. Kendi görüşünü aktarmış. Böyle gelişen olaylar aktarmış ve BAP'ın onlar için çok önemli olduğunu, Özgür Suriye Ordusu BAP'a saldırmaz demiş. Neden böyle bir açıklama yaptığını da inşallah bizlere gönderir diyoruz. Hani BAP'a neden saldırmaz, sizce neden saldırmaz? Önemli olan bilgilerden bir tanesi. Detayında paylaşırsa, biz de kendi görüşünü bizlerle paylaşırsa seviniriz. Hemen diğer bir mesajı okuyalım. 15 Temmuz son noktaydı. Biz ABD'ye arka arkaya 2 dakika gelsene dedik ve Suriye'ye girdik. Yiyorsa gelsin demiş. Artık kimseye eyvallah yok. Ankara'dan Kazım Bey göndermiş. Önemli mesajlar geliyor. Herkes görüşünü bizlere aktarıyor kıymetli izleyiciler. Fırat Kalkan Operasyonu'nda detaylar gelmeye devam ediyor tabii ki. Biliyorsunuz ki Cerablus temizlendi. Cerablus'tan bir hamle yapmıştık. Askerlerimiz oradan girmişti. Şimdi Çoban Bey'den bir hamle yapıldı. Bununla alakalı da Star Gazetesi'nde bir harita paylaşılmış. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar alınan köyleri de birazdan ekranlarınıza yansıtacağım Fırat Kalkan Operasyonu ile alakalı. Bugün dedik ki öncelikli konumuz Fırat Kalkan Operasyonu. Elimizden geldiği kadar bütün detayları paylaşmaya çalışacağız kıymetli izleyiciler. Bir, Cerablus'tan girilmişti. İkinci operasyonda Çoban Bey'den başlatıldı. Çoban Bey'den Elbap, Aziz, Münbit yani DAEŞ terör örgütünün ve YPG terör örgütünün tamamen Halep sınırlarına kadar biliyorsunuz ki dayanmıştı. Halep'e kadar temizlenmesi, buradan da Fırat Nehri'nin doğusuna kaçmalarını sağlamak, doğusuna gitmelerini sağlamak. Bununla alakalı Türkiye'nin hedefi bu. Orada tamamen teröristlerin barınmasını engellemek, teröristleri temizlemek. Bunu hemen aktaracağız. Birazdan kıymetli izleyiciler, gelen mesajlar var. Bir izleyicimiz
mesaj atmış. Onu da hemen okuyalım. Selamünaleyküm hocam. Ben Ankara Yeni Mahalle'den Engin Çiftçi FM TV'yi severek izliyorum. İslam'ı gerçekten çok güzel anlatıyor ve medrese eğitimi televizyon ekranlarına vererek bilmediğimiz birçok İslami bilgileri öğretiyorsunuz. Sizden Allah razı olsun dualarınızı istiyorum. Hac'daki hocalarımız benim için ve ailem için, kardeşlerim, annem için dua etmelerini istiyorum demiş. Tamam inşallah biz bunu arkadaşlarımıza, hocalarımıza ileteceğiz inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gerçekten FM TV şu anda hem evlere medrese olarak girmiş durumda. Gerek elifbası gerek Kur'an öğreniyorumu. Yani her türlü ilmi FM TV ekranlarından alabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Bunu yaymayı unutmayın. Çünkü bununla alakalı Kur'an öğrenmek isteyen olabilir, Kur'an'ı bilmeyen olabilir. Bununla alakalı faydalanırsa bu hayra vesile olmuş olursunuz. Ve hayrı vesile olan hayrı yapan gibidir hadis-i şerifinde hatırlatmak isterim. Kıymetli izleyicimiz bize mesajını göndermiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlar var. Devam edeceğim bakmaya ama Sar gazetesiyle devam edelim. Gazete manşetlerimize devam edelim. Ama öncelikli konumuz Fırat Kalkanı Operasyonu. Sizin görüş ve önerileriniz bizler için önemli. Kıymetli izleyiciler, arkadaşlarımız demin haritayı yansıtmışlardı ama birazdan harita üzerinde de göstereceğim, göstermeye çalışacağım sizlere. Star gazetesiyle devam edelim. Atın şunu meclisten başlığını görüyoruz. Star gazetesinin manşeti bu. Neden atın şunu meclisten? Türkiye şehitlerini ağlarken, bakın 24 şehidimiz var. Şehitlerini ağlarken Demirtaş Almanya'da PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini ilk kez yüksek sesle itiraf etti. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem partisine ihanet etti. Şimdi son gelişmeler dolayısıyla yani FETÖ darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütüyle operasyonlar yani onların temizlenmesiyle ilgili ilgilenilirken diğer taraftan bu terör hain terör örgütüyle bir mücadele veriliyor. Ama bunun siyasi koluyla biliyorsunuz ki bunların meclisten atılması söz konusuydu. Bununla alakalı fezlekeler vardı. İşte bunun adımlar atılmıştı ama bu yarıda kaldı. Neden bunlar hala devam ettirilmiyor? Bunların bir an önce hainliklerinin sona erdirilmesi lazım. Almanya'da göz göre göre bizim milletimize hainliklerini sürdürebiliyorlar. Ve Almanya buna zaten sessiz kalıyor. Neden? Çünkü terör besleyici bir Almanya. Terör besleyici bir Avrupa ülkesi var karşımızda. Avrupa ülkeleri var hatta. İngiltere'si, işte Fransa'sı. Bununla alakalı da önemli adımlar atılması. Bu adam bizim şehidimizi canına kıyan teröristleri övecek ve onlara terörist demeyecek. Rahat rahat ve gelecek bizim ekmeğimizi yiyecek. Bizim devletimizde barınacak. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu halk buna izin vermez. Bu halk buna müsaade etmez. Ona göre bunların detaylı bir şekilde bir muamele yapılması lazım. Nasıl o hal kapsamında FETÖ terör örgütüne üzerine gidilip bütün temizlikler yapılıyorsa bunların sevicileri, terör destekçileri hepsi birden hak ettikleri cezayı bulmaları lazım. Ülkemizden temizlenmeleri lazım. Bunlar çünkü hain. Bunlardan hiçbir zaman bize fayda gelmedi, gelmeyecek. Bu hainlere de gereken darbenin vurulması gerekiyor. Gereken darbenin vurulması lazım. Bunların aslında hak ettikleri ceza belli. Bunları her zaman buradan söylüyoruz. Halkımızın da istediği bu. Ama ülkemizde öyle bir sistem yok şu an. Onun için bunların gerekirse terör sevicilerin hapishaneye atılacağına vatandaşlıktan çıkarılsın. Gitsinler o çok sevdikleri Almanya'da, gitsinler o çok sevdikleri Amerika'da yaşasınlar. Orada yaşasınlar. Bizim ülkemize hainliklerini bulaştırmasınlar. O hal kapsamındayız. O hal kapsamında gerekli adımlar rahatlıkla atılabilir. Bunlara da gereken ders verilmelidir. Hemen içeriğini okuyalım kıymetli izleyiciler. Bölücü planları Fırat Kalkanı Operasyonu ile bozulunca saldırılarını artıran PKK katilleri dün de Hakkari'de 8 askerimizi şehit etti. Her fırsatta eli kanlı örgüte siyasi uzantısı olmadıklarını savunarak seçmenlerini kandırma yoluna başvuran HDP eş başkanı Demirtaş gerçeği Almanya'da açıkça itiraf etti. 15 Temmuz'da darbe kalkışması ardından demokrasiyi savunmak için sokağa dökülen halka DAEŞ'çiler diyerek FETÖ'ye desteğini ilan eden Demirtaş, PYD gibi üst aklın maşası ne kadar terör örgütü varsa arkasında durdu. Partisi içinde de sorgulanmaya başlayan Demirtaş'ın Gazi Meclis'e hangi yüzle geleceği merak ediliyor. Bence gelmeyecek herhalde. Bu kadar rahatlıkla ifade kullanıyorsa o da orada kalacak. Bundan sonra orada kalacak, buraya gelemeyecek. Öyle bir cesareti var mı acaba?
gelecekse de hak ettiği cezayı bulması lazım. Çünkü dediğiniz gibi, denilen gibi Gazi Meclis, o meclis o 15 Temmuz gecesi ne yaptı? Orada mücadelesini verdi mi? Verdi. Bomba dağıtsanız buradayız, her türlü buradayız dedi Bekir Bozdağ, değil mi o gün? Önemli. Bizim değerlerimiz çok önemli. Bu değerlere küfredenler, bu değerlere fırsatçılık yapıp da hainlik edenler gereken cezayı bulmalı ve gereken ceza ile cezalandırılmalı diyoruz kıymetli izleyiciler. Evet, devam edelim diğer başlıklarla. Kahramanlara veda, şehitlerimize veda kıymetli izleyiciler. Üzen haberlerden bir tanesi. Türkiye, Tendürek ve Çukurca'da şehit düşen evlatlarını bağrına gömdü. Uzman çavuş Kadir Çelebi'nin Kayseri'de dua ve tekbirlerle uğurlandığı 2 yaşındaki kızı Miray'ın babasına son bakışı yürek burktu. O fotoğraf karesi paylaşılmış kıymetli izleyiciler. Bir çocuğun babasına bakışı. Gerçekten bunu bir düşünmek lazım. O büyüyecek ve babasızlık çekecek. Yani yetim olacak. Öksüz büyüyenler var. Yetim, öksüz büyüyenler var. Yetimliği de anlamak zordur şimdi. Bir babasını kaybetmeyen yetimliği de anlayamaz. Biz anlayamayız. Çünkü bizim şükürler olsun babamız yaşıyor ama gerçekten onun ruhuyla olaya bakmak lazım. Tabii ki şu an 2 yaşında şu an bir şey anlamıyor olabilir. Ama onu biz o kareye baktığımızda yüreğimiz burkuluyor. Hainler gelecek bizim askerimizi şehit edecekler ve gidecekler Almanya'da ne diyecekler? Bunlar terör örgütü değildir diyecekler. Bu kadar hainlik olabilir mi ya? Bunlara gereken ders neden verilmiyor? Bir an önce verilmeli. Geldikleri gibi içeri atılmalı bunlar. Çünkü bunlar bildiğiniz terör örgütüne destek verdiler. Ne dediler? Terör örgütü değildir dediler. Daha bundan başka delil olabilir mi? Bu zamana kadar bunların milletvekillerinde bomba bulunmadı mı? Erzak bulunmadı mı PKK'ya taşınacak? Bir sürü deliller var. Bununla alakalı gereken adımlar yapılmalı ve hainliklerine bir son verilmeli. Bunların sevicilerine de o hal kapsamında gerekli adımlar atılmalı diyoruz. Hainlerin saldırdığı gün 170 terörist etkisiz hale getirildi kıymetli izleyiciler. Bu da bizi sevindiren haber. Bölücü alçaklara karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçleri PKK'ya dün en büyük darbeyi vurdu. Hakkari'de 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken son 48 saatte hainlerin kaybı en az %174 oldu. Bu resmi rakamlara dayanılmış. Almanya'da yine PKK'ya yataklık yaptı. Zaten işi bu değil mi? Almanya'nın işi teröre yataklık yapmak. Yardım ve yataklık yapmak. Terörle mücadelede Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tavır takınan Almanya PKK'ya yine kucak açtı. Terörist başı Öcalan posterli PKK'lılar dün Köln'de bol bol Türkiye'ye hakaret etti. Aynı Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln mitingine telekonferansla katılmasına izin vermemişti. Evet. Bu da bizi aslında uyandıran bir haber. Bu zamana kadar bunlara güvenildi. Bunlara destek çıkıldı. Bunlara izin verildi. Bakın kime? İşte Almanya'ya görüyoruz destek verdi. Amerika destek verdi. İngiltere teröristlere destek verdi. Biliyorsunuz ki bizim başbakanımız oradayken hemen arka tarafında çadır kurdular PKK'lı teröristler. Buna bile izin verdiler Almanya. Ne yaptılar? Bu zamana kadar ne faydasını gördük biz Almanya'nın? Biz Amerika'nın bu zamana kadar ne faydasını gördük? Biz İngiltere'nin bu zamana kadar ne faydasını gördük? Bir bakmamız lazım. Geçmişimize bir bakalım. Geçmişimize çok da gitmeye gerek yok. Şuradan bir ay öncesi, iki ay öncesi, üç ay öncesi, bir sene öncesine bakalım. Almanya'nın bu zamana kadar bize ne yararı olmuş, ne faydası olmuş? Hiçbir faydası yok bunların bize. Sadece laftan ibaretler. Bakın bu Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte nasıl çaklar dönmeye başladı? Nasıl geri adımlar atılmaya başladı? Nasıl yumuşamalar başladı? Çünkü Amerika'nın oyununa taş koyuyorsun. Ama Almanya'nın Suriye'deki oyununa taş koyuyorsun. Çok önemli detayları da birazdan vereceğim kıymetli izleyiciler. Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili. Kurucular uzman oluyor başlığını görüyoruz. PKK ile mücadelede önemli görev üstlenen geçici köy kurucularına özel tim ve uzman çavuş
olmanın yolu açılıyor. Şehit aileleri konfederasyonu başkanı Sözen, 1000 kişilik özeltim için 10.000 geçici köy korucusu başvurdu, bilgisini verdi kıymetli izleyiciler. Dilma için Türk bayraklı yürüyüş. Brezilya'da senato darbesiyle görevden uzaklaştırılan devlet başkanı Dilma Rousseff, darbecilere karşı mücadelesini memleketi Porto Alegre'den başlatacağını açıkladı. Türkiye'deki direnişi örnek alan Brezilyalılar ise dün ellerinde Türk bayrağı ile yürüdü. Hemen yan tarafında bir başlık görüyoruz. Kerimoğlu gözyaşlı veda. Özbekistan'ın 27 yıllık Cumhurbaşkanı İslam Kerimoğlu dün memleketi Semerkant'ta on binlerce Özbek'in gözyaşlarıyla arasında toprağa verildi. Türkiye'yi temsil eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ailesine taziye dileklerinde bulundu. Evet, devam edelim. Yeni Harekat Şoban Bey, Mehmetçik Münbiç'e 40 kilometre uzaktaki stratejik El Baba ilerleyişini sürdürüyor. Sürdüren Özgür Sur ordusuna destek için tank ve zırhlarla Çoban Bey'e girdi. Biliyorsunuz ki El Baba girmeyeceğini bir izleyicimiz paylaşmıştı. Ama bakıyoruz ki şu an Özgür Suriye ordusu El Baba doğru ilerliyor. Demek ki bazı yanlış ve eksik bilgiler var. Bunu da güzel değerlendirmek lazım. Tabii ki sevgili izleyicimizin kendi görüşüdür. Bununla alakalı hani Özgür Suriye ordusunun El Baba girmeyeceğini, yani saldıramaz olduğunu söylemişti. Şu an El Baba doğru ilerleme devam ediyor. Tabii ki bu da bizim desteğimizle daha da hız kazanabilir. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Cerablus ardından sınırı geçerek Çoban Bey'de ilerleyen TSK tank ve zırhlarını Özgür Suriye Ordusu birlikleri sevinç gösteriyle karşıladı. Genelkurmay Özgür Suriye Ordusu'nun Kubba Turkuman havaalanını ele geçirdiğini açıkladı. Türk F-16'ları da El Rai'nin güneyinde DAEŞ hedeflerini imha etti. Münbiç'e hakim olan terör örgütü PYD El Baba 22 Çoban Bey'den güneye ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ise kentte 23 kilometre mesafede stratejik önemi nedeniyle hem PYD hem de Özgür Suriye Ordusu El Baba ele geçirmek istiyor denilmiş. Biliyorsunuz ki DAEŞ'in hedefi de oradaki PYD'nin önünü açmaktı. Bununla alakalı da tabii ki bizim oraya hamle yapmamızla birlikte bütün oyunları bozulmuş oldu. Hemen neden El Bab başlığını görüyoruz. Hemen onu da aktaralım size. Neden El Bab? Yani El Baba girilmesinin sebebi. El Bab, Akdeniz'e açılan PYD koridoru önündeki kilit şehir, terör örgütü DAEŞ'in Rakka'dan sonra bölgedeki ikinci merkezi olarak bilinen Bab, Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilk hedefi. Özgür Suriye Ordusu'nun ilk hedefi kıymetli izleyiciler El Bab'ın, biliyorsunuz Halep'in sınırlarına kadar dayanacağız. Bu şekilde de Suriye'nin bir nevi rahatlamasını, oradaki güvenli bölgeyi, istediğimiz güvenli bölgeyi oluşturmuş olacağız Halep'in sınırlarına dayanarak. Hemen sürmanşete bakalım. Star gazetesinin sürmanşeti: Türkiye Şangay desteği. G20 kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Çin ve Rusya devlet başkanları teröre karşı güçlü destek verdi. Teröre karşı Batı'dan beklediği desteği bulamayan Türkiye'ye Çin'deki zirvede Şangay ülkeleri arka çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Erdoğan'a FETÖ ile mücadelede yanındayız dedi. Bir destek de Putin'den geldi. St. Petersburg ardından Erdoğan'la bir ayda ikinci kez bir araya gelen Putin, Türkiye önemli tehditlere karşı karşıya. Bunu biliyoruz, normalleşme sağlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ileriye gidebileceğiz dedi. Tabii ki biz bu ifadelere kanmıyoruz. Putin'in bu yalancı tavırlarına kanmıyoruz. Tabii ki siyaset olarak, kendisi politik olarak bir tavır sergiliyor. Cumhurbaşkanımız da bu şekilde yatırım konusunda, işte ülkenin ilerleyişi konusunda politik bir tavırla şu an Putin'le birlikte, yani Rusya ile birlikte bir anlaşma yolunda. Ama tabii ki bunlara güvenilmeyeceğini, bunlardan bize dost olunmayacağını bize her seferinde her daim hatırlatmaya devam edeceğiz. Diğer başlığı aktaralım Star gazetesinin hemen. Star'ın yanındaki başlığı, yazısının yanındaki başlığı: Çin ABD yapımı santrale 18 kriter. Enerji Bakanı Albayrak, ABD Çin konsorsiyumunun talip olduğu 3. nükleer santral daha çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Albayrak, burada duygusal değil, 18 kritere göre hareket ediyoruz. Bunlara göre seçim yapılıyor. Haritalarda birkaç yer öne çıkıyor dedi. Açıklamasında paylaşmış kıymetli izleyiciler. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz bu Fırat Kalkanı Operasyonu ile alakalı. Şimdi gelelim Fırat Kalkanı Operasyonu'na. Yeni Akit Gazetesi ile devam edeceğiz ama gazetelere biraz ara verelim.
Ve Fırat Kalkanı operasyonu ile alakalı devam edelim. Gelen mesajlarımız da var. Onlara da yer vereceğim kıymetli izleyiciler. Sizin de görüşleriniz dedik ya bizler için önemli. Evet arkadaşlar haritayı ekrana alalım. İlk önce Çoban Bey'den başlayalım. Çoban Bey askerler Elbaba doğru ilerliyor. Bizim askerlerimiz de bu konuyla bununla alakalı bir hamleye başladı. Hemen askerlerin fotoğraflarını alalım arkadaşlar. Askerler şu an ne durumda? Buradan da anlatmaya çalışacağım. Kıymetli izleyiciler sizlere bu haritalarında işte Halep'in sınırlarını çizeceğiz. Diğer videoyu alalım arkadaşlar. VTR'yi alalım. Askerler şu an işte Elbaba doğru ilerliyor. Bu görüntüler paylaşıldı. Şu anki görüntüler bu şekilde işte askerlerin konvoy halinde ve Türkiye'nin desteğiyle, Türkiye'deki askerlerin desteğiyle operasyonlar devam ediyor. Biliyorsunuz ki stratejik konumda olan Elbab'ın da demin de okuduk, sizlerle paylaştık. Tekrar onu hatırlatalım. Elbab'ın önemine değinecek olursak, Elbab Akdeniz'e açılan PYD koridoru önündeki kilit şehir. PYD yani Akdeniz'e açılan PYD koridoru önündeki kilit şehir. Terör örgütü DAEŞ'in Rakka'dan sonra bölgedeki ikinci merkezi olarak bilinen BAP, Özgür Suriye Ordusu Birlikleri'nin hedefi şu anda Elbab'a doğru ilerliyorlar. Özgür Suriye Ordusu Birlikleri kimin desteğinde? Tabii ki Türkiye'nin desteğinde kıymetli izleyiciler. Hemen haritaları arkadaşlar alalım. Deminki haritayı alalım ekrana. Evet, burada durduralım. Şimdi biliyorsunuz ki ilk hamle Karakamış, Cerablus'tan başladı. Cerablus'tan bir hareketlenme başladı. Şunun öncesinde şunu söyleyelim. Buranın önemi neden bu kadar önemli? Biz buraya girdiğimizden dolayı ülkemizde neden terör faaliyetleri çoğaldı? Çünkü Amerika'nın oyunları bozuldu. Ne gibi bir oyunu vardı? Şimdi şunu da aktaracağım. Ne gibi bir oyunu vardı? Suriye'de PYD gibi bir PYD devleti yani PYD'yi devlet olarak kurmak, orada sınırımızda tamamen bizim hükmümüzü bitirmek ve zamanla bizim sınırlarımızı tehlikeye atmak. Yani bizi fethetmek istiyordu, bizi bitirmek istiyordu, bizim sınırlarımıza girmek istiyordu. Doğu'yu komple bizden almak istiyordu. Biliyorsunuz ki bununla alakalı projeyi de biliyorsunuz. Ama Türkiye'nin Cerablus'la birlikte yani son sabır biliyorsunuz ki kilise yapılan saldırıları hatırlatmak isterim. Sınırımızda atılan roketleri hatırlatmak isterim. Şehit olan kardeşlerimizi hatırlatmak isterim. Bunun artık sabredilemeyeceğini Cumhurbaşkanımız aktardı. Sabır nereye kadar? Ardından Fırat Kalkanı operasyonuyla birlikte Cerablus'a girmiş bulunduk. Cerablus'tan ilk hamle, birinci hamle Cerablus'tan girildi ve Cerablus'tan Münbit'e doğru ilerleniyor. Diğer taraftan ikinci hamlede hemen şu bölgede olan Çoban Bey'den ikinci hamle girdi. Biliyorsunuz ki Elbab olan buraya yani Elbab'a doğru ilerleniyor. Yani stratejik bir konuma sahip olan Elbab, PYD açısından, Amerika açısından, bütün ülkeler açısından yani terör örgütleri açısından stratejik bir konuma sahip olan Akdeniz'e açılan Elbab'ı da Özgür Suriye Ordusu'nun hedefleri arasında. Bununla alakalı da biliyorsunuz ki Halep'in sınırlarına kadar terörün tamamen temizleneceği ve bununla alakalı da biliyorsunuz ki Fırat Nehri'nde Münbiç'e yani Cerablus'tan gelen operasyonda Münbiç'e kadar temizleneceğini söylüyoruz. Münbiç'te PYD'nin şu anda yığınak yaptığı ve Türkiye'ye karşı, Özgür Suriye Ordusu'na karşı bir hamle içinde olduğu da aktarılan bilgiler arasında kıymetli izleyiciler. Ama şunu tekrar hatırlatalım. Çoban Bey'den yapılan hamlede Türkiye'nin şuradaki güvenli bölgeyi oluşturması yani Halep sınırlarından Fırat Nehri'ne kadar Cerablus kıyısında Karakamış ve buraların sınırlı yani güvenli bölge yani 93 kilometre ve 45 kilometre enliğinde bir güvenli bölgenin oluşturulması söyleniyordu. Bütün devlet liderlerimiz tarafından söylenmişti. Bunun amacına ulaşılmaya çalışıyor. Ama bir ek not daha vermek istiyorum size. Fırat'ın doğusunun da temizleneceği. Yani teröristlerden temizleniyor. Sonuçta bunlar burada önceden yoktu. Sonradan buraya yerleşmişlerdi. Ardından Fırat'ın batısına geçmişlerdi. Buranın da sonradan temizleneceği yani Özgür Suriye Ordusu tarafından hakimiyeti sağlandıktan sonra, isteğimizin bittikten sonra yani burası temizlendikten sonra, batısı temizlendikten sonra doğusunun da teröristlerden temizleneceği de aktarılan gelen bilgiler arasında, fikirler arasında kıymetli izleyiciler. Bundan aktaracaklarımız bu kadar. Peki nereler alındı? Diğer haritaya geçelim arkadaşlar.
Diğer haritada da alınan köyleri sizlere aktaracağız kıymetli izleyiciler. Hemen şunu da aktarmak istiyorum. Bu konuda Türkiye Özgür Suriye Ordusu ile birlikte elinden geleni yapıyor. Şimdi bakalım neler gerçekleşmiş. Biliyorsunuz Cerablus, bu Fırat Nehri. Fırat Nehri güzel bir harita paylaşıldı. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ele geçirilen yerleşim alanları kimden alındı? Bunlar paylaşılmış. İşte şu kırmızı noktalar alınan yerler. Kırmızı noktaların hepsi alınan yerler. Şu anda YPG'den alınan yerleşim alanları da mavi noktalar. Şu anda baktığımızda hakimiyetimizin sağlandığını görebiliyoruz. Yani güvenli bölgede önemli bir hakimiyeti sağlandığını görebiliyoruz. Biliyorsunuz ki şu mavi nokta Fırat Nehri'nin bir geçit noktası. Yani güvenli bölgenin yaklaşık neredeyse tamamını oluşturmuş durumdayız. En son gelen haberlerde biliyorsunuz ki 400 kilometrelik alan temizlenmişti. Tabii ki bitti mi? Bitmedi. Diğer haritaya geçelim arkadaşlar. Türkiye'nin buradaki hedefi güvenli bölgeyi oluşturmak ve ardından oradaki güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra çekilecek mi Türkiye? Tabii ki çekilmeyecek. Buradaki güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra oradaki hakimiyetini de sürdürecek. Orada Fırat Nehri kıyısında olsun gerekli güvenlik noktaları kurarak bu konudaki güvenli bölgeyi oluşumunu devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü eğer biz orayı güvenli bölge oluşturduktan sonra çekilme durumumuz olursa bu terör örgütü ABD'nin desteğiyle, İngiltere'nin desteğiyle, yani Avrupa ülkelerinin desteğiyle birlikte yine tekrardan orayı, yani Fırat'ın batısına geçme ihtimalini değerlendirerek oradaki güvenliğin yüksek seviyede olmasını ve oradaki insanların rahatça yaşayabilmesinin sağlanması gerekiyor. Bunu da buradan aktarmış olalım. Gelen mesajlara biraz göz atalım kıymetli izleyiciler. Birazdan da paylaşacağım. İşte alınan köyler paylaşılmış. DAEŞ'ten alınan yerleşim birimleri Yusuf Bey olsun böyle aralarında okuyor. Amarna, Dabız, Birkusa, Hicaç, işte Kırk Mağara, Nezel Hüseyin 28 Ağustos'ta yani tarih paylaşılmış. Umrosa, Fevkani 29 Ağustos'ta alınan köyler arasında. Hemen DAEŞ'ten alınan diğer taraftan da DAEŞ'ten alınan taraflara baktık. YPG'den alınan tarafları sizlere aktardık. DAEŞ'ten alınan yerleşim birimleri de Keklice, Cerablus, Camel, Tel Şahir, işte o da 26 Ağustos, 24 Ağustos'ta başlıyor. 31 Ağustos'ta Hafira bölgesini alındığı, yani köyünün alındığı gelen bilgiler arasında bunları da sizlere böyle aktarmış olalım kıymetli izleyiciler. Şimdi gelen mesajlara bakalım. Bakalım kıymetli izleyicilerimiz bu olaylara, yani Fırat Kalkan Operasyonu'nda görüşleri nasıl? Allah ve yar ve yardımcınız olsun yiğitler. Bizler de bir haber bekliyoruz. Vatan için savaşmaya hazırız. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız iman, tek sevdamız İslam, tek sevdamız devlet, tek sevdamız vatandır. Harun Bey Hatay'dan göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bunlar hikaye karşılarında kimse yok. Sen Membiçe ve Elbaba bir izleyicimizle böyle bir görüşünü paylaşmış. Elbaba gir oraları temizle, PYD ile DAEŞ'i sübür, elini ayağını öperim. Amerika'ya rağmen bunu yapabilir misin? Hiç sanmam. Maalesef durum bu demiş. Van'dan Hasan Bey göndermiş. Yani inanamıyor böyle bir operasyon ama şu andaki operasyona bakarsak Türkiye'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini sizlere aktarabiliriz. Bunlar da zaten alınan köylerin biliyorsunuz ki o noktaları da size gösterdik. Elbab'ın da alınmasıyla birlikte, yani Halep'in sınırlarına kadar ve Fırat Nehri'nin sınırlarına dayanıncaya kadar bu operasyonlar devam edecek ve başarılı bir şekilde de devam ediyor kıymetli izleyiciler. Şimdi eğer Türkiye birkaç haftaya kadar Suriye'den geri çekilirse ki çekilecek, maalesef Türkmenler başta olmak üzere tüm Türkiye Cumhuriyetlerin güvenini kaybedeceğiz. Suriye'de ve Irak'ta tüm teröristler oluşumlar temizlenmeli. Karabük'ten Veli Bey göndermiş. Gerçekten önemli bir detaya değmiş ama Türkiye'nin şu andaki çekilme gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü daha hedefine ulaşmadı. Hedefine ulaştıktan sonra da çekilme nasıl olması? Tedbirli olması gerekiyor. Yine güvenli bölge, demin dediğimiz gibi güvenlik seviyesinin
üst seviyede olması gerekiyor. Ama hedefine ulaştıktan sonra şu anki duruşu, Türkiye'nin duruşu hedefine ulaşmadan da bu işi bırakmayacak gibi gözüküyor. Bir mesaj daha okuyayım, ardından devam edeceğim. Hayırlı yayınlar, nihai hedef Münbiç olmadıktan sonra bunların hepsi boş. Adamlar hattın 10 kilometre altında güneyden Kürt kantonlarını birleştirmiş oluyorlar. Lütfen devlet buraya göz atsın demiş Kerem Bey, Antalya'dan göndermiş. Oranın da yani Münbiç'in ne kadar önemli olduğuna değinmiş bir nevi Kerem Bey. Antalya'dan gönderilmiş. Teşekkür ediyoruz kıymetli izleyiciler. Yer yerde mesajlara bakıyoruz, böyle okumaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bir izleyicimiz selamünaleyküm demiş. Terörle mücadelede yılanın başını koparmak, bataklığı kurutmakla mücadele başlamalıdır. Kitabı ortadan ve sondan başlayarak okursanız anlamanız uzun sürer. Terörün medya ayağı, siyasi patron ve kamu ayağından başlayarak ilerlenmeli demiş. Önemli bir detaya değinmiş. Teşekkür ediyoruz kıymetli izleyicimize. Yabancı bir ülkeden göndermiş ama ismini ve nereden gönderdiğini paylaşmamış. Şimdi doğru bir noktaya değinmiş aslında. Terörün elebaşlarının alınması ve sineklerle uğraşılmaması gerektiğini biz buradan her zaman aktarmıştık. Sinekle uğraşılmaması gerektiğini ve bataklığın kurutulmasını söylemiş. Ardından demiş ki terörün medya ayağı olan siyasi patron ve hani bu teröristlere terörist demeyen var ya, hatta Almanya'da ne demişti Demirtaş, PKK'ya terör örgütü olarak görmediğini ilk kez Almanya'da açıkladı. Daha yeni açıklamasında. Ne oldu? Bunların işte bir an önce elebaşlarının alınması gerektiğini aktarmış kıymetli izleyicimiz. Gerçekten önemli bir detaya vurgu yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, kıymetli izleyiciler, hemen devam edelim. Diğer taraftan Fırat Kalkanı operasyonu öncelikle başlığımızdı. Bununla alakalı önemli detaylar vermeye de devam edeceğiz birazdan kıymetli izleyiciler, ama Yeni Akit gazetesiyle devam edelim. Rusya ve Çin'le güçlü adımlar başlığını görüyoruz. Manşeti, Yeni Akit gazetesinin manşeti böyle. Bomba ihbarcısını verdi, bombalatanı vermedi. Sür manşetinde darbeci pilotlar emniyete 3 bomba atmış. Halk evleri terörist yetiştiriyor başlığını görüyoruz. Diğer bir sür manşetin haberi de bu şekilde. Merkel PKK'ya kucak açtı. Yüreğimize ateş düştü. 24 şehit, 26 yaralı. 104 PKK'lı terörist öldürüldü başlığını görüyoruz. Liderleri FETÖ'yü anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 3 nükleerimizi Çin ABD şirketi ortak yapacak başlığını görüyoruz. 3. nükleerimizi açıklamasında bulundu Berat Albayrak. Özbekistan hakkıyla barışmalı başlığını Özbekistan halkıyla hakkıyla barışmalı diyoruz. Gerçekten son zamanlarda gelişen haberlerde biliyorsun ki Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un beyin kanamasından hayatını kaybettiğini aktarmıştık. Bununla alakalı da siyasi bir yarışın başladığını, Amerika'nın ve Rusya'nın bu şekilde bir hamle yapabileceği, yani kendi isimlerini yönlendirmesi konusunda bir yarış başladığını da sizlere aktarmıştık. Evet, devam edelim. Manşeti sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderler zirvesi için bulunduğu Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ile görüştü. Görüşmeler Türkiye, Rusya ve Çin arasında ekonomik ve siyasi olarak güç adımlarının habercisi olarak değerlendirildi. Detayında G20 dönem başkanlığını yürüten Çin ile Türkiye arasında enerji, nükleer, güvenlik ve bitki sağlığı gereklilikleriyle alanlarında 3 önemli imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm alanlarında iki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için görüş birliğine vardıklarını vurguladı. Xi Jinping ise FETÖ ile mücadelede Erdoğan ve Türk hükümetine destek verdiklerini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesi bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Petersburg'daki görüşmelerde ele aldığımız konuları burada da tekrar değerlendirmek suretiyle geleceğe yönelik gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek bölgesel birçok konuyu ele alma fırsatımız olacak değerlendirmesini buldu. Türkiye'deki iç siyasi hayatın normalleşmesini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin ise, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini görüyoruz. Türkiye terörle mücadele etmektedir. Bunu biliyoruz şeklinde konuştu. Ve bakıyoruz bütün açıklamalara. Hep kıvırma açıklamalar. Bunun öncesinde bunlar ne yapıyordu? Nasıl açıklamalar yapıyordu kıymetli izleyiciler? Hep bütün ifadeler
politik ifadeler, yani yalandan yere yapılan ifadeler sadece orada gerektiği gibi konuşmam gerekiyor, İşte bunu konuşmam gerekiyor diye konuşulan ifadeler. Ama Cumhurbaşkanımızın inanıyorum ki bunların bu sözlerine itibar etmiyordur. Sadece işte kafa sallayıp geçmek lazım bunlara. Tabii ki ticaret konusunda bir anlaşma yapılacak, ticari anlaşmalar yapılacak, ticaret konusunda ülkemizin kalkınması için önemli gelişmeler sağlanacak. Ama bunlara kesinlikle ve kesinlikle güvenilmez. Güvenilmez, güvenilmez. Üç kere dedim, güvenilmez. Çünkü Rabbimiz bize ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Bunlardan size dost olmaz. Bunlar sizi bir nevi, bunlar bizi bir avuç suda boğarlar. Evet, ellerine geçirdiği fırsatta. Evet, üç nükleerimizi Çin ABD şirketi ortak yapacak. Türkiye'nin enerji stratejisinde önemli bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin ile imzalanan mutabakatların üçünün enerji ile ilgili olduğunu, üçüncü nükleer santralinin Çin ABD ortaklığında yapılacağını açıkladı. Albayrak, Çin KEK toplantısının 7 yıl sonradan Kasım ayında Türkiye'de yapılacağını bildirdi kıymetli izleyiciler. Gelen mesajlar var. Kıymetli izleyicilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyoruz ekran başındaki izleyicilerimize ve bizleri yalnız bırakmayanlara. Gelen mesajlar var. Türkiye'nin hedefleri arasında Afrin'den PYD'yi çıkarmak var mıdır? PYD oradan çıkarılması çok iyi olacaktır demiş. Türkiye'nin hedefini şöyle bir kısaca bir net söyleyelim. Oradaki terör örgütlerini çıkartmak. PYD'yi de bir terör örgütü olarak görüyor. Çünkü Amerika her ne kadar görmese de PYD'yi Türkiye terör örgütü olarak görüyor. Komple oradan Fırat'ın doğusuna, yani batısından dedik ya, harita gösterdik, Fırat'ın doğusuna geçirilmesi konusunda Halep'in sınırı ve arkadaşlarımızı ekrana yansıttılar. Bu Afrin'de, yani komple PYD'nin ve terör örgütleri DAEŞ'in, YPG'nin biliyorsunuz son zamanlarda çıkan SDG, bir sürü alfabede harf kalmadı dediğimiz gibi. Bunun devamında bütün hepsinin doğuya kaydırılması önemli başlıklardan bir tanesi. Ama biz istiyoruz ki artık doğuda da teröristler kalmasın. Suriye komple teröristlerden temizlensin. Yani Amerika'nın hakimiyetinden temizlensin. Çünkü onları yöneten Amerika. Bununla ilgili de devletimizin kararlılığı belli. Bütün teröristlerden temizlenecek deniliyor. İnşallah dediğiniz gibi kıymetli izleyicimiz, Afrin'den de bu PYD terör örgütü temizlenir. Bunun hedefleri bu. Hedeflerini açıklamış oldum. Kıymetli izleyicimize bir nevi cevap vermiş olduk. Teşekkür ediyorum kıymetli izleyicimize. Evet, devam edelim. Özbekistan halkıyla barışmalı. Özbekistan'da Müslümanlara nefes aldırmayan İslam Kerimov'un ölümünün ardından ülkede yeni bir sürecin başlayacağını ifade eden uzmanlar, devleti yönetecek yeni liderin kültürel kodlara dönerek halkla barışık bir rejimi seçmesi gerektiğini belirtiyor. Özbekistan'ın adı İslam ama kendisi İslam düşmanı olan bir liderden kurtulduğuna dikkat çeken İslam Dünyası STK'lar Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, Türkiye'nin Özbekistan'ın geleceği adına daha sıkı temaslarda bulunmasını gerektiğinin altını çizdi. Biliyorsunuz ki bir kişi açıklamıştı. Türkiye ve Rusya'nın yardımıyla eğer ben Özbekistan'a gidersem orada lider olurum demişti. İsmini tam olarak hatırlayamadım şimdi. Onun için böyle bir hatırlatma yapalım, anekdot geçelim. Evet, 104 PKK'lı terörist öldürüldü. 3 kilise, 3 roket mermisi, FETÖ okullarına şehit ismi, Lapseki'de köprü heyecanı, Arafat hacca hazır. Elhamdülillah biliyorsunuz ki Türk hacılar dün itibariyle ve hac döneminde günde 2 tane tavaf yaptıklarını bizlere aktarıyorlar. Bununla alakalı da gerçekten kıymetli hocalarımız da orada, kıymetli Masum Bayraktar hocamız da orada. Kendisinden Allah razı olsun, her seferinde önümüzü açıyor, her bakış açımızı da geliştiriyor. Şu an kendisi de hac vazifesini yapmak için orada. İnşallah bizler de buradan dualarını bekliyoruz hocamızdan, kıymetli hocamızdan. Allah kendilerinden razı olsun. Şunu da aktaracağım. Şu anda çok oranın boş olduğu, yani rahat bir havanın olduğu da söyleniyor. Bunun sebebi de bu terör olaylarına bağdaştırılıyor. Biliyorsunuz ki oralarda da saldırılar gerçekleşmişti. Çok sıkı bir denetimle insanların oraya alındığını aktarabiliriz kıymetli izleyiciler. Yüreğimize ateş düştü. Biliyorsunuz ki 24 şehidimiz, 26 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralı askerlerimize, polislerimize de acil şifalar diliyoruz kıymetli izleyiciler. Ailelerine de sabır ikram eylesin Rabbimiz.
sabredecek zamandayız. İnşallah sabredersek kazananlardan olacağız kıymetli izleyiciler. Sür manşetine bakalım. Yeni Akit gazetesinin sür manşetinde bomba ihbarcısını verdi, bombalatanı vermedi. ABD sıradan bir bomba ihbarcısını Türkiye'ye hemen teslim ederken Pensilvanya'da koruma altına aldıkları gören için kulaklarını tıkadı. ABD'de çalışan bir Türk, Türkiye'de bombalı saldırı olacak ihbarı verdi. İhbar nasılsız çıkması üzerine ABD, Türkiye'nin istediği ihbarcıyı mahkemeye kararı olmadan verdi. Bomba ihbarcısını gönderen ABD, Türkiye'yi bombalatan FETÖ elebaşı için ise ayak diretiyor. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ABD'nin bu tavrıyla ikiyüzlülüğünü gösterdiğini söyledi. Şimdi şuna biraz içerleniyorum. Hala bunların, yani Amerika'nın bu oyunun elebaşı olduğunu bilmiyor mu bizim yetkililerimiz? Ki işte içerleniyormuş ikiyüzlülüğü. Amerika zaten her zaman ikiyüzlü. Bunlar da yüz kalmadı. Sana döner bunu söyler, arkanı döndüğü hemen hemen hançeri yapıştırır. Ve yapıştırır, sonra der ki sen benim arkamdan vurdun der. Böyle hain bir millet bunlar. Neden hala bunlara bir illa bir destek, illa bir güven, bir duygusu var? Neden böyle açıklamalar geliyor bazılarından? Gerekli açıklamalar gelmiyor değil. Gerekli dik duruşlar, işte Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar, Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalar, işte Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamalar, gerçekten önemli açıklamalar var. Dik duruşumuzu sergileyen açıklamalar var ama neden sanki nispet yapar gibi, sanki bir hüzünlenirmiş gibi. Bunların bu ya, bunlar bundan değişik bir şey yapmayacaklar. Her zaman Türkiye'ye karşı oyalama taktiği, her zaman Türkiye'ye karşı vurma taktiği, terör besleme taktiği, teröristlerle Türkiye'ye oyalama taktiği. Bunu her zaman yapacaklar ve yapmaya devam edecek. Çünkü bunların hedefi bu. Bunların hedefi İslam dünyasını ortadan kaldırmak. Bunların hedefi İslam. Bunu başaramayacaklarını bildikleri halde bunu yapmaya kararlılar ama bunu da başaramayacaklar. Çünkü önlerinde koskoca imanlı bir millet var. İmanlı bir halk var. Bunu da kendileri görmüş oldu 15 Temmuz gecesi. Halk evleri terörist yetiştiriyor, bir diğer başlık. CHP'nin arka bahçe olarak kullandığı halk evlerinin çocuklar için düzenlediği yaz okul etkinliklerinde militan yetiştirdiği ortaya çıktı. Yeni Berkin Elvanlar yetiştirmeye peşinde koşan CHP'li halk evleri Temmuz-Ağustos aylarında yapılan kamplarda çocuklara duvara yazı yazma, pankart hazırlama, eylemlerde birlik olma, slogan atma gibi eğitimler veriyor. Ne eğitimler veriliyor görüyor musunuz kıymetli izleyiciler? Neler veriliyor? İşte bizim eğitim sistemimizin bir an önce değişmesi lazım. Şu çocuklara neler öğretiliyor? Gerçekten neler öğretiliyor? Bizim üniversitedeki eğitim sistemimizin de değişmesi lazım. Neden? Çünkü üniversitelerden terörist yetişiyor. Bunu bizler açıklamıyoruz kıymetli izleyiciler. Bunları devlet yetkilileri açıklıyor. Terör yuvaları haline geldiğini söylüyor. Bunun sebebine değin, bunun temeline inelim. Temelinde ne yatıyor? Maneviyatsızlık. Gerçekten maneviyatsızlığın had safhada olduğu bir üniversite sistemi görüyoruz. Maneviyat yok. Çocuklar, gençler ne yaptığını bilmiyor. Fuhşiyat ön planda. Bu kadar rezillik olamaz. Sen bu kadar rezilliğin arasında başına daha büyük belalar gelmiyorsa şükret haline. Aman dikkat diyoruz. Bu konuda da biraz içimiz yerimiz yani. Bu kadar gençliğimiz, biz tabii ki gençliğimizi beğeniyoruz. Ne konuda? Kalbinde iman var. Ama diğer taraftan yönlendirenler çok kötü. Bakıyoruz sanatçılara, diğer işte sanatçı geçinenlere, o tayfalara baktığımız zaman gençlerin ne yönde ilerlediğini, ne yöne akın ettiğini görebiliyoruz. İşte yurt dışındaki bir sanatçı bizim gençliğimizi yönlendirebiliyor. Kılık kıyafetiyle, hal ve hareketiyle, saç tarzıyla, işte kulağına taktığı küpe tarzıyla, işte kendi tarzıyla bizim gençliğimize moda oluşturabiliyor kıymetli izleyiciler. Bu da önemli detaylardan bir tanesi de. Bunu da anekdot olarak hatırlatmış olalım. Önemli olan bizim manevi eğitime bir an önce milli ve manevi eğitime geçmemiz lazım. Bu torunlar ecdat torunları. Bu torunların olması gerektiği şahsiyet, bürünen şeyiz. Ecdada yakışan bir torun olması gerekiyor. O da nasıl? Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, tabii ki sahip çıkıyorlar ama ameli salih işleyen bir gençlik. Çünkü biz bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Böyle gençlerimiz var. Olmayanlar vardır, onlara bir şey söyleme. Allah ıslah eylesin. Rabbim hidayet versin. Onlara hidayet versin. Devam edelim kıymetli izleyiciler.
Şimdi dedik ya Amerika'ya güvenmeyeceğiz, Almanya'ya güvenmeyeceğiz, Avrupa ülkelerine güvenmeyeceğiz, Rusya'ya güvenmeyeceğiz, Çin'e güvenmeyeceğiz dedik. Şimdi arkadaşlarımız tekrardan haritayı ekrana versinler kıymetli izleyiciler. Şimdi Putin'in açıklamalarına değineceğim. Putin'in açıklamasında kıymetli izleyiciler, şu an Amerika ile anlaşma noktasındayız açıklaması var. Putin'in açıklaması. Amerika ile anlaşma noktasındayız. Neden? Şimdi bizim Cerablus ve Çobanbey'den operasyona girişmemiz ve buradaki terör örgütlerini Fırat'ın doğusuna kadar sürüklememiz bir operasyon ve bizim güvenli bölgeyi oluşturmamız da bir fırsat. Burada Amerika'nın oyunu şu, ABD'nin oyunu şu. Şu anda bir anlaşma üzereyiz ve anlaşmaktayız dedikleri gibi. Şimdi Rusya'nın havalimanları, işte kendi kurduğu kurumları, işte bölgeleri var, bölge hakim oldukları yerleri var Rusya'nın diyorum. Amerika'ya bakıyoruz, Amerika'nın da PYD yöntemi, yani terör örgütleriyle hakim olduğu noktalar var, hakim olduğu bölgeler var. Amerika ile Rusya şöyle bir anlaşma yapabilir. Nasıl bir anlaşma? Eğer biz Türkiye'ye karşı bir olalım, Türkiye'nin istediğini vermeyelim ama orada Suriye'de ikimiz söz sahibi olalım. Bakın çok önemli bir detay bu. Şu anda yapmak istedikleri, çünkü Amerika'nın yapacak bir kaçar yolu yok. Çünkü Türkiye şu kararlılıkla birlikte Fırat'ın doğusuna bütün teröristleri savuracak gidecek Allah'ın izniyle. İnşallah böyle olacak. Ama Rusya biliyorsunuz ki Amerika ile birlikte ben güçlüyüm sen güçlüsün muhabbetinden dolayı Rusya ile birlikte Amerika'nın bir anlaşma söz konusu var. Burada Suriye'de söz konusu, yani ikimiz söz sahibi olalım, ikimiz lider konumunda olalım. Bakın bunu diğer ülkelerde de yapıyorlar. Şu an Özbekistan dedik değil mi? İslam Kerimov'un ölmesiyle birlikte hemen bir siyasi bir yarış başladı. Rusya kendi adamını sokmak istiyor. Yani lider yapmak istiyor. Diğer taraf, yani Rusya destekli bir kişiyi sokmak istiyor. Orada lider yapmak istiyor. Amerika kendi destekli birisini orada lider yapmak istiyor. Burada Türkiye'nin de ön plana çıkıp Türkiye'nin de kendi destekli bir kişinin orada, yani gerçekten İslam'ı yaşayabilecek, İslam'ın yaşanmasına kesinlikle engel olmayacak kişileri oraya getirmesi gerekiyor. Rusya'nın bu şekilde hareket etmesi, bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Hani burada biz söz sahibi olalım, ikimiz Suriye'de söz sahibi olalım, Türkiye'yi burada hedefine ulaştırmayalım. Bu anlaşmanın yapılabileceğini şuradan aktarıyorum. Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü bunlara güven olmaz. Bakın burada bugün biz de işte Çin'de de görüşüyoruz, işte Türkiye'ye destekler sağlanıyor. Türkiye işte haklı, terörle mücadele haklı diyor. Bakın haklı diyor. Bunun öncesinde bunlar Suriye'de çocukları bombaladılar. Çocukları katlettiler. Rusya çocukları katletti. Yani ne oldu da bir an öncesi, bir ay sonra böyle bir açıklama yapmaya kalkıyorsunuz? Ve bizle konuşurken, bizle anlaşma yaparken bunlar gittiler oradaki Suriye'deki kardeşlerimizi katlettiler. İşte burada dikkatli olmamız gereken nokta bu. Yani Rusya'nın PYD ile Amerika ile, yani PYD oluyor bir nevi, terör ülkelerinin birbiriyle, kısacası terör ülkeleri diyebiliriz bunlara, terör destekçi ülkelerle birbirine anlaşarak Türkiye'ye orada bir hamle yapılacağı bilgisini aktarmak isterim. Böyle bir teze sahibiz. Hemen gelen mesajlar var kıymetli izleyicilerimizden, hemen onları da aktaralım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Burada operasyonu kayıpsız olarak atlatmak için insansız hava araçları, silahlı İHA'lar çok sayıda üretilip savaşa katılmalı. Uşak'tan Ahmet Bey göndermiş. Yani teknolojinin de çok net bir şekilde kullanılması gerektiğini hatırlatmış. İnsansız hava araçlarının ön planda olması gerektiğini aktarmış kıymetli izleyicimiz. Tek gerçek, önce ABD'nin Orta Doğu'dan atılması, sonra Yahudilerin 3. ve son dağılışlarının sağlanmasıdır. Başta PKK, PYD olmak üzere Siyonizmin altınalar telef olacaktır. Mustafa Bey Mardin'den göndermiş. Yani burada Amerika'nın Orta Doğu'dan atılması, işte Yahudilerin, İsrail'in PYD ve PKK üzerindeki Siyonizmin telef olmasını istiyor. Bu konuda da önemli adımların atılması, Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik çağrısı yapmış izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesaj trafiği var kıymetli izleyiciler. Hepsine göz atmaya çalışıyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum.
Bir izleyicimiz yazmış, terörle mücadele edilirken terörün meclisteki savunucularına da operasyon yapılsın. Murat Bey göndermiş, Hakkari'den göndermiş bir efendi. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli. Biz buna demin de değindik. Artık terörle mücadele edilirken, FETÖ ile mücadele edilirken, OHAL kapsamındayken artık bunların meclisteki savunucularına da tepki verilsin, operasyon yapılsın. Operasyonla alakalı bir izleyicimiz, selamünaleyküm, hayırlı günler, Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Ben buradan yazıyorum. Bu ülkede silahlı teröristi bitirmek istiyorsak önce kravatlı teröristlerden başlamak lazım. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun. Oradaki Fırat Kalkanı operasyonunda mücadele eden askerlerimizin de Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Selamünaleyküm ya, bizi niye birbirimize düşürüyorlar demiş bir izleyicimiz. Bizi birbirimize düşürmelerinin sebebi, kıymetli izleyicimiz, İslam birliğini sağlamak. Dünyaya hakim olabileceğimizi biliyorlar. Eğer biz kardeşliğimizi, Müslümanlığımızı hakkıyla yaşarsak ve Rabbimize hakkıyla kul olursak dünyaya hükmeteceğimizi biliyorlar. Onun için bizim aramızda fitne tohumları ekiyorlar. Fitne ile birlikte bizi bölmeye çalışıyorlar. Bir izleyicimiz de neden bizi bölmeye çalışıyorlar demiş. Biz buna cevaben de bunu söyleyebiliriz. Hemen bir izleyicimiz, YPG kesinlikle karşı olmalıyız, Suriyeli Kürtleri de kandırıyorlar demiş. Emin Türkmen beyefendi göndermiş, oradaki Kürtlerin de kandırıldığına değinmiş. Çok güzel haber sunuyorsunuz, sayenizde çok güzel öğreniyoruz, teşekkür ederimiz. Osman Kara Kökçek beyefendi göndermiş, teşekkür ediyoruz kardeşimize, kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bizler hak ve hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğiz inşallah. Gelen mesajlar da var tabii, devam ediyor. Ama yer yer onlara da bakmaya çalışacağım. Vaktimizin de sonuna yaklaşmaya başladık. Devam edelim Sabah gazetesiyle kıymetli izleyiciler. Sabah gazetesinin manşeti, liderlerden Erdoğan'a FETÖ'ye karşı tam destek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki iki kişiyle görüştü. Ardından Obama ile de görüşme sağladı. FETÖ ile mücadelemizde yanınızdayız dedi. Türkiye zor dönemden başarıyla çıktı açıklamasına da yer verilmiş. Tabii ki biz bunların bu ifadelerine kanacak değiliz. Bu ifadeler sadece sözde geri geldiğinde söylenen ifadeler. Çin'de stratejik enerji hamlesi, Berat Albayrak'ın açıklamaları, Albayrak nükleer yenilebilir enerji ve kömür alanında Çin ile 3 önemli protokole imza attı. Bu konuda imzalanan fotoğraf karesi, Berat Albayrak ve onların Enerji Bakanı'nın fotoğrafı paylaşılmış. O kareye paylaşılmış kıymetli izleyiciler. Bunlar sadece gösterişli kareler kıymetli izleyiciler. Yani normalde bunlara güven olmaz, buna güven olmaz, Amerika'ya güven olmaz, Almanya'ya güven olmaz. Çünkü bunlar her zaman terör devleti oldu, terör destekleyici devletler oldu. Bunlar her zaman Türkiye'ye karşı savaş içindeler. Neden? Türkiye'nin bir lider ülke olabileceğini biliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Hangzhou kentindeki G20 zirvesi kapsamında liderlerle görüştü. Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin de ikili ilişkiler, Suriye'ye konusu ile ve uluslararası terörizme gündeme geldi. Bu açıklamayı da sizlere aktarmış olalım kıymetli izleyiciler. Erdoğan 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeleri anlatırken FETÖ ile mücadelede vurgusu yaptı. FETÖ ile mücadelede biliyorsunuz ki bizim kırmızı çizgimiz. Bununla alakalı vurgular yaptı ve bununla alakalı detaylar aktardı aslında liderlere karşı. Ama bakıyoruz ki onlardan açıklamalar geliyor ama dediğimiz gibi kayda değer bir açıklama değil. Xi Jinping de darbe girişimini kınadıklarını hatırlatarak FETÖ ile mücadele konusunda Çin olarak Türkiye'nin yanındayız dedi. Açıklaması bu şekilde kıymetli izleyiciler. Fırat Kalkanı'nda ikinci cephe operasyonun ikinci aşaması başladı. Türk tankları DAEŞ'i süpürmek için Çobanbey'e girdi. Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus ve kırsalında kontrol sağlanıncaya Suriye'nin kuzeyinde ikinci cephe açıldı. TSK Kilis Elbeyli'ye yığınak yaparken tank ve zırhlar sınırı geçerek batıdan Çobanbey'e girdi. Kilise havan mermisi atan DAEŞ'in silah mevzileri de imha edildi denilmiş. Haberin detayında kıymetli izleyiciler. Cerablus sokakları artık çocukların, biliyorsunuz ki Cerablus temizlendikten sonra tabii ki bununla alakalı da
rahatlama yaşandı. İşte asıl görülmesi istenen Türkiye'nin istediği kare bu. Yani Türkiye orayı işgal etmek değil, orayı kendi ülkesine katmak için orada bir mücadele vermiyor. Oradaki güvenliği, yani Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, oradaki Suriye halkını da burada buradaki yani yaşayan Suriye halkını da orada rahat bir yaşam sürmesini, yani oradaki halkların da rahat bir yaşam sürmesini rahatlatmak için böyle bir operasyon gerçekleştiriyor. Tabii ki sabır nereye kadar demişti. Sabrın da sonu selamet diyoruz. Sabrettik, selameti de bulacağız inşallah bu operasyonla. 2 günde 147 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer bazı kaynaklarda %170 terörist, 48 saatte 170 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Hemen mesajlara dönelim. Suriye Fırat Kalkanı operasyonu ile alakalı gelen mesajları aktaralım. Suriye'yi tamamına el koyun. ABD Irak'taki Saddam'ı astıysa sen de Esad'ı kendisini vur. Orada yıllardır PKK'yı besleyip kamp yerleri temin ettirmedi mi? ABD kimseye danıştı mı? Yok. O halde senin sınırda olan tehlikeyi bertaraf etmen lazım. ABD Türk dünyanın öbür ucundan gelip buraları vuruyorsa Türkiye haydi haydi vurmalı ve temizlemeli demiş. Davut Bey Trabzon'dan göndermiş. Gerçekten önemli bir detaya değinmiş. ABD sınır nereden gelip bizim yanımız başımızdaki ülkelere, işte Rusya nereden gelip bizim yanımız başımızdaki ülkelere müdahale edebiliyorsa biz hayli hayli zaten müdahale ediyoruz zaten Fırat Kalkanı operasyonuyla. Bu izleyicimize de bunu söylemek lazım. Ama dediği gibi gereken hamleyi gereken zamanda ve doğru zamanda yapmak gerekiyor inşallah. Halep karşımızda bizi bekliyor. Derinlik ölçüsü şimdilik orası gibi gözüküyor. Fırat'ın batısı doğusu bunlar PYD'nin kalıcı olması için algı söylentisi. Ne batısı ne doğusu. Oraların sahipleri dört gözle vatanlarına kavuşmayı bekliyor. PYD, YPG ise canı cehenneme demiş bir izleyicimiz. İstanbul'dan Mehmet Bey göndermiş. Önemli bir detaya değmiş aslında. Yani ne doğusu ne batısı. Bunlar yani bunların batıyı temizletmesi, yani Amerika'nın öyle bir hamle ifadeler kullanması PYD'nin orada kalıcı olmasını sağlamak. Yani Fırat'ın batısı, doğusunda kalıcı olmasını. Bunların vatanını toplayan doğusunun da sahibi Suriyeli halktır demek istemiş bir izleyicimiz. Gerçekten önemli demiş. PYD, YPG terör örgütlerinde canı cehenneme demiş İstanbul'dan Mehmet Bey. Neden bu kadar yavaş hareket ediyoruz? Neden daha kapsamlı bir şekilde saldırmıyoruz? DAEŞ ve PYD'nin hendek kazmasını, barikat kurmasını, yollara bombalar döşemesini bekliyoruz. Fırat Bey İstanbul Bağcılar'dan göndermiş. Diğer bir konu olarak da hani neden bu kadar yavaş ilerliyor? Onu tam olarak stratejik olarak biz bilemeyiz. Orada yani asker değiliz. Asker olmadığımızdan stratejik olarak bilmiyoruz. Ama gerekli hamle gerektiği seviyede yapılacaktır diyoruz. DAEŞ ve PKK'yı Suriye'den atmak zorundayız. Acı çekeceğiz maalesef ama şimdi bir acı çekmezsek gelecekte çocuklarımız gelecek. Çekecek. Biz bu vatanı böldürmeyiz. Hakan Bey İstanbul Sultan Gazi'den göndermiş. Yani biz şehit vererek acı çekeceğiz ama geleceğimize sahip çıkmış olacağız demiş. Bir mesaj daha okuyayım. Ardından devam edelim. Terörün beli kırılmadan çekilmek yok. Suriye'nin terör bataklığı olmasına yol açan Esed ve onun destekleyenin rejimini değiştirene kadar devam. Esed gibileri devrilmedikçe Türkiye'de terör bitmez. Bataklık kuruyana kadar ameliyata devam. İstanbul'dan İdris Bey göndermiş. Teşekkür ediyoruz kıymetli izleyiciler. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadığınız için. Hemen gazete manşetlerimizin sonuna geldik. Fırat Kalkanı Operasyonu ile alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Dün bir haber paylaşmıştık sizlerle. Bayram Ali Öztürk hocamızın biliyorsunuz ki şehadet yıl dönümüydü. Bu ülkeye, bu vatana, İslam'a hizmet eden hoca efendilerinden bir tanesi İsmaila cemaatinin ileri gelen hoca efendilerinden bir tanesiydi. Onun haberini şimdi sizlerle paylaşacağız. Dün Şehit Bayram Ali Öztürk hocamızın şehadetinin 10. yılı. Ömrünü ilim ve irfan adamış, bildiğini yaşayan ve yaşatan İsmaila camiasının önde gelen nadide şahsiyetlerden alim Şehit Bayram hocamızı rahmetle yad ediyoruz. 3 Eylül 2006 sabahı 07.30'da İsmaila Camii Şerefi'nde sabah namazının ardından vermiş olduğu dersin bitiminde Mustafa Erdal adındaki zalimin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan Bayram hocamızın şehit edilmesinin ardından 10 yıl geçmesine rağmen katillerin arkasındaki kirli ellerin hala açığa çıkarılmaması vicdanlarımızdaki yaranın kanamasını devam ettiriyor.
Nedense kimseler anlamaz eyvah. Şehit Bayram Ali hocamız dünya hayatını başarıyla tamamlayıp ahirete şehit olarak giden nadide insanlardan biridir. Resulallah, Allah seni korusun yüreğimizi. Nedense kimseler anlamaz eyvah. Daha küçük yaşlardayken sultanımız kendisini gördüğünde bu çocuk büyüyünce İsmail Ağa'da mektubat okuyacak buyurarak bu yolda yürüyeceğinin müjdesini alan değerli bir şahsiyet. Daha 2 aylık iken babasını kaybeden Bayram hocamız yetim olarak hayata başlamıştır. Küçük yaşlarda dahi almış olduğu harçlıkları ihtiyacı olduğu halde biriktirip kitap alırdı. Bir defasında bütün harçlıklarıyla kitap aldığından dolayı bir şey yiyememiş, açlıktan bayılmış halde bulunmuştur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evlendiği zaman bütün takı paralarıyla doğuya giderek onlardan Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitaplar alarak dönmüştür. Erzurum İlahiyat Üniversitesi'ni bitirdiğinde sultanımızın düsturu ile İstanbul'a yerleşen, ilim okutmayla beraber aynı zamanda sohbetlerle irşada başlayan kıymetli bir dava adamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndayken ateşte sahabeyi kırarlar. Ok atmak yok. Bir sahabe oku böyle çekmişti kendini bari. Boşa gitmesin bıraktı. Giden yok bir kişiyi öldürdü. Başta Arapça olmak üzere Osmanlıca, Farsça, İngilizce, Fransızca ve kısmen de Almanca dillerini bilen değerli bir bilge insandı. Sabredemedi peki, doktor efendim kendi başına gidildi. Resul-i Ekrem bu sefer yani bu adam atmış olduğu okla karşı taraftaki müşrikin öldürüldüğüydü. Karşı taraftan bu sefer peki, bu da Muhammed diyor ki, ateş gelsin, bırak. Bu adam tek o kalbimizin adamını da öldürdü. Biz de o kalbimizin dediler bir süre. Atlılarlar da bu sahabeyi buldu. Peygamber Efendimiz bu adamın cenazesi yıkıldı. İstanbul'da imamlığa başlayan Bayram hocamız sabah namazında evden çıkar, yatsıdan sonra ancak gelebilirdi ve derdi ki, dava adamı gece yarısından itibaren eve gidemeyen adamdır ve giderken de davasını düşünür dedi. Gündüzleri eve gitme adeti pek olmayan Bayram hocamız, öğle yemeğinde camide eğitim verdiği talebelerine ekmek ve peynir verir. Kendisi ise marul ve ekmekle günlerini geçirirdi. Hatta hafızlığını bu şekilde tamamlamıştır. Onlardır aga, lakin surette ifa ederler. Bakma hakaretle dervişanlara, köhne abadiken arifanlara, varisi enbiya. Her zaman evlatlarını ve çevresini Allah dostlarını sevmeye, ilmi almaya teşvik eden Bayram hocamız, efendi hazretlerimize ve kitaplara doyamadığını ifade ederdi. Zaman zaman çocuklarına, oğlum hiçbir şey yapamıyorsanız efendi hazretlerimize bakın, gözünüz gönlünüz onun resmini çeksin diye tavsiyede bulunurdu. Sultanımızın kendisine yürüyen kütüphane buyurduğu Bayram hocamıza sultanımız çok değer verirdi. Kendisi de efendi hazretlerimize karşı son derece hürmetli ve saygılı bir talebeydi. Mektubatçı Bayram Hoca demeleri de kendisinin Allah dostlarına olan sevgisini ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, unutuyorsun. Kur'an okumasını bilip de unutanlar yarın ahirette elleri çapraz derken Allah'ın huzuruna. O zaman insanlar seninle alay edecek. Tüh sana yazıklar olsun. Önce okuyordun şimdi unuttun diye. Böyle nesillerle çalıştın Kur'an'a. Kur'an senin kurtulmana bir işe var edecek. Bıraktın Kur'an'ı. Kur'an Cenab-ı Hakk'a Allah şikayetçiyim diye seni şikayet edecek. Davasına sadık, cesur ve yürekli bir kişiliğe sahip idi. Sohbetlere çıktığında kürsüyle birlikte insanların kalplerini de inletirdi. Şehadete karşı apayrı bir muhabbeti olan Bayram hocamız, bu işler aşk ister. Aşkın önünü ölümden başka bir şey kesemez. Aşk da bedel ister derlerdi ve o bedeli şehadetle yerine getirdiler.
Şehadetlerinden iki gün önce sultanımızın huzuruna gelerek Efendi Hazretleri, Hazreti Ömer gibi mihrapta şehit olmak istiyorum diyor. Sultanımız kendisine sarılıyor, bu isteğini de kırmayarak inşallah diye duada bulunuyorlar. Ve hocamız 3 Eylül 2006 Pazar günü sohbetten sonra saat 07.30 sıralarında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Fakat şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçmesine rağmen katillerin arkasındaki kirli işbirlikçilerin gün yüzüne çıkarılmaması dava ile ilgilenilmediği yorumlarına sebep olmuştur. Rabbim kendisine rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yakınlarını da sultanımız yolunda daim eylesin. Nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar sak olan dileğimizi, bir ümmi sen de ya Resulallah, Allah sen okursun yüreğimizi. Nedense kimseler anlamaz eyvah, Resulallah, Allah sen okursun yüreğimizi. Nedense kimseler anlamaz eyvah. Evet, Bayram Ali Öztürk hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Rabbim şefaatlerinden nail etsin inşallah. Kendisini birebir de tanıdığımız yok ama önceden yani sohbetlerini falan dinlediğimizden dolayı tanıyoruz. Bizim cemaatin, Efendi Hazretlerimizin de övgüsüyle birlikte ileri gelen hoca efendilerinden bir tanesi de tekrar tekrar ailelerine sabırlar diliyoruz. Buradan rahmetle kendisini yad ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, dualarımız onunla birlikte inşallah. O istediği makama, şehitlik makamına, arzuladığı makama ulaştı. Elhamdülillah. Rabbim inşallah hakkıyla kendisine kulluk edenlerden eylesin bizleri. Böylelikle manşetten millete programımızın sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Bugün Fırat Kalkanı Operasyonu'nu sizlerle birlikte değerlendirdik. Sizlerin değerli yorumlarına, değerli görüşlerine yer verdik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.